sayesinde hiç şarj etmedim. 10-15 gündür şarj etmiyorum. Kendi fışkırtma için şarjıma gidiyorum. Arkalarımız içinde 5 tane akü var. Bu akülar zaten onun yardımıyla gidiyoruz çünkü. Masrafı ne kadar tuttu peki? Ne kadar tuttu masrafı? Masrafı şu koyduğum panelde 1000 liraya tuttu. Kendisi hakkında 8 saat şarj olması lazım. 8 saat bekleyeceksin, ondan sonra yola gezeceksin. Aynen. Ama biz ne yapıyoruz şimdi? Hiçbir şey beklemeden. Zamanla tasarruf. Sen zamanla tasarruf. Benzin fiyatları bu kadar, mazot fiyatları bu kadar artınca yani çok mantıklı bir şey gibi geldi. Masrafı da yani az gibi. Yani 2 aylık bir asgari ücreti yapılabilir. Yani gayet güzel olmuş. Amcayı tebrik ederim. Ustamızın yaptığı işi bir vatandaş olarak çok iyi buluyorum. Ülkemizde de güneşimiz bol olduğu için aküyle beraber çalıştırıyor. Çok hoşumuza gitti. İnşallah bu şeyi geliştirir Sabri abimiz. Türkiye bize bir kazanç getirir diye düşünüyorum ben. Şimdi bu benim bindiğim motor bir elektrikli bisiklet, 3 tekerli. Bunun kendi aküsü var 5 tane, 60 volt. Bu 60 volt aküyle gidebileceğin yol azami 30-35 kilometre. Ondan sonra gidemezsin. O aküleri şarj etmen gerekiyor. 8 saat, 10 saat şarj etmen gerekiyor. Şarj ettiğin zaman da vakit kayboluyor, zaman kayboluyor. Bunu ortadan kaldırmak ve güneşin enerjisiyle ben bunu yolda kalmadan nasıl gidebilirim, nasıl başarabilirim diye düşündüm. Ve bu panel sistemini şey yaptım. Daha önce de bir panel sistemi yaptırmıştım fakat ondaki paneller 12 volt şarj ettiği için 12 volta çevirip, bağlantı sistemini 12 volta çevirip akşama kadar, sabahtan akşama kadar şarj etmek zorunda kalıyordum. Fakat bunu şimdi değiştirdim. Panel sistemini seri bağlantı yaparak 70-80 volt üzerinden şarj ediyorum ve 2,5-3 amper şarj ediyoruz saatte. Bu benzinle? Benzinden tasarruf, işte mazottan, şundan bundan yani. Şehir içinde, yakın mesafelerde insanın ulaşımı için çok güzel bir araç oldu. Bu elektrikli bisikletin 5 tane aküsü var, 60 volt. Bu aküyü doldurabilmek için şehir cereyanından bunu ben 8 saat, 10 saat şarj etmek zorundayım. Bunun yanında benzinli bir motor olsa buna benzin alıp harcamam lazım. Mazotlu bir arabam olsa veyahut onu harcamam lazım. Ulaşımda LPG kullanılıyor. LPG'de büyük artışlar oluyor. Para, devamlı zamlar geliyor. Ve bundan dolayı insanlar sıkıntıya düşüyor. Ben de kendimi bu sıkıntıya düşürmemek için böyle bir güneş paneliyle bunu sürekli olarak şarj edip süreklilik sağlamak ve elektrik enerjisine ihtiyacım olmadan yoluma gidebilmek için bunu ben yapmış bulunuyorum.